Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne yaptık? Sahur sofrasını açtık. Sahur sofrasının esas, o sahur sofrası olma maneviyatı, güzelliği işte bu sözler. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedik. Bizi insanlıktan çıkartan her türlü kötülükten sana sığınıyorum Allah'ım dedik. Hep söylüyoruz zaten de bunun şu anda, şu saatte muazzam, muhteşem bir manası var. Tam yeri, tam zamanı. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ya Rabbi, senin helal dairene, senin rızana, işte bu hayatıma bir daha senin isminle Rahman ve Rahim olduğunu hatırlayarak başladım dedik. Hemen arkasından bu başlangıcı en güzel hale getirmek için Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, hamd senin içindir. Sen alemlerin Rabbisin. Âlemlerden hiçbir şeyi unutmazsın. Âlemleri sen yarattın. Beni de bu âleme sen getirdin. Ve âlemler içerisinde insan olarak beni seçtin. Sana hamd etmeyeyim. Ne yapayım? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdi, insanlığı, Ramazan'ı, Kur'an'ı, yani hayatı, mematı, her şeyi. Kimden öğrendin? Kur'an'dan. Kur'an'ı kimden öğrendin? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. Olduğu için de dedik ki vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve onun ehline, ezvacına, ashabına, hepsine selat ve selam olsun dedik. Ondan sonra da şunu söyledik. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, affı, mağfireti, hüzün varsa hüzünler gitsin. Kederler, hüzünler yerine Allah Teala'nın muhabbetini, tesellisini, sürurunu getirsin. Allah Teala sizi kimseye muhtaç etmesin. Ahir akıbetiniz hayır olsun. Hayatınız, dünyanız, ahiretiniz mamur olsun. Tüm güzel dilekleriniz olsun manasına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedik. Ama her zaman söylediğimiz bu sözün şimdi bambaşka bir manası var. Ramazan geldi diye seviniyor musunuz arkadaşlar? Sevinin. Bu sizin iman alametiniz. Ramazan geldi diye sevinmek bile insanı mağfirete sevk eder. Ramazan yeniden insan. Ramazan, Kur'an. Kur'an'la buluşan insan, Ramazan. Ramazan'da yeniden insan. O buluşu, o fark edişi şu an yaşamak. Şu an Ramazan. Kelime oyunu yapmıyorum. İyice ruhumuza nüfuz etsin diye bunları tekrar ediyorum. Allah Teala'ya hamdü sena ederken, euzu besmele çekerken bu euzu şimdi çok farklı bir manada da zikrediliyor. Nasıl? Ya Rabbi, şu Ramazan'a girdim ya. Beni şeytani düşüncelerden, dinliyor musunuz? Tecrübeniz varsa biliyorsunuz. İlk defa bu programı seyredenler birbirlerine söylesinler. Şu an anlasınlar ki bizim programımız sahur vaktinde sizlerle olacak. Fakat en başından anlaşalım. Biz sizi uyutmak için değil, yemeğinizde fon müziği olsun diye konuşmayacağız. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sahur vakti Ramazan'ın en makbul duaların her kodlandığı diyoruz ya. Yazılım diyoruz ya, yazılım programı. Yazılım programının indirilmesi, güncellenmesi sahur vaktinde oluyor. Bak, çok önemli bu. Seher vaktinde şu anda çok güzel bir saatte beraberiz. Ve unutma, bu senin Ramazan'ın. Allah'ın sana vermiş olduğu Ramazan. Bizim de hepimizin fert fert yaşadığı bir an. Bu vakitler çok kıymetli. Televizyon karşısında zayi edilecek bir vakit değil bu. Onun farkında ve sorumluluğunda olarak konuşuyorum. Doğruları anlatmaya çalışacağım. Eğrim büğrüm olabilir.
Üslubumda hatalar olabilir. Sizin güzelliğinize sığınacağım Rabbime sığındıktan sonra. Ama şu güzellikte, şu Ramazan'da biz şu sahur vaktinde bu güzelliği konuşmak üzere ispatı vücut edeceğiz. Anlaşmayı yapalım şu an. Bizim anlattıklarımızı dinlediğinizde, yani bir sene boyunca neler eksik kaldı, neleri yapmamız lazım düşüncesiyle Ramazan'a eriştik ve şimdi bunu değerlendirme vakti. O sebepten güzelce buluşursak bu sahur vaktinde, o içimizdeki güzelliğe akmak için bir niyet gösterirsek, göreceksiniz, hakikaten sadece şu sahur programlarında bile bir şeyleri fark ederek hayatımıza, bakış açımıza güzellikler katabileceğiz. Ne diyorduk? Euzu Besmele'yi hep çekeriz. Ama şimdi şu anda sizinle buluştuğumuzda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi ne olur? Ben şerli olmayayım. Şerli insanlardan, şeytanlardan, gördüğüm göremediğim düşmanlık yapanlardan ama en önemlisi kendi içimdeki benlikten sana sığınıyorum. Ne olur ya Rabbi şu Ramazan'ı benim için güzel bir mevsim eyle. Arada gürede, harada gürede kaybetmeyeyim. Kimseye zarar vermeyeyim. Zarar vermemek için insanlık olmaz ki. Bir insan sadece zararsız denmek için dünyaya gelmez ki. Zararsız olduğu gibi yararlı olacak. Kendisine, etrafına, milletine, toprağa, hatta haşa huzurdan hayvanlara bile. İşte ya Rabbi, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu Ramazan'da beni şeytan gibi düşünmekten, şeytanlık yapmaktan, şeytanın hala adımını takip etmekten, dikkat, çok önemli bir şey, daha önce söylemediğim bir şey. Euzu billahi mineşşeytanirracim, Ramazan'a girdim. Şeytan, biraz beni bekle, bir ay kadar şöyle seninle çok şey yapmayacağız. Yani idare et, bir ay sonra buluşuruz. Niyet baştan bozuk. Ramazan'a girmedin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Toptan alakanı kes. Gizli ittifak bilmem ne. Ben seni sonra göreceğim falan. Bir ay sonra buluşalım. Hele şu Ramazan'ı bir atlatayım. Öyle niyet olmaz. Öyle olmayacak. Ne olacak? Biz euzu billahi mineşşeytanirracim dedik. Tamamıyla bir azim göstermemiz, niyet etmemiz lazım. Ya Rabbi benim pazarım senle. Bunca zaman şu ana kadar geldim. Artık Ramazan'da güzel insan olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi keşfet. Gel bunu yap ya. Ramazan'da besmele'yi keşfet. Ya hocam sen de kimlere konuşuyorsun ya? Besmele'yi de biliyoruz zaten. İnan ki bilmiyoruz. Besmele'yi bilsek bu işin %90'ı bitmişti. Allah'ın adıyla diyor bir kere. Allah'ı tanıyor muyuz? Allah'ın isimlerini bile bilmiyoruz. Rahman diyoruz. Sonra her şeyden şikayet ediyoruz. Allah'tan ümit kesiyoruz. Günahkarız. Bize bakmaz diyoruz. Sanki Allah Teala bizi cehenneme atacakmış. Sanki bizim üzerimizde ibadetleri kamçıymış gibi görüyoruz. Nasıl Rahman'mış bu? Nasıl Rahman'ı anlamakmış bu? Anlamış mıyız Besmele'yi? Hayır. Rahim diyoruz. İnanın ki Rahim'i de bilmiyoruz. Sahur vaktinde eminim ki şimdi sizin yarın oruç tutacağınız için ki şu anda doğu illerimizden artık yavaş yavaş imsak vaktine doğru gelenler bile başlamıştır. Oruçlu olacağınız için hocam oruç neydi? Farzları kaçtır? Şu arkadaş bilmeyen yok bunu. Bilmeyen yok. Ama inanın ki şu Ramazan'da gelin Besmele'yi keşfedelim. Besmele'nin üzerinde düşünelim. Elhamdülillah diyelim. Hep diyelim bir de Ramazan'a eriştirdiği için diyelim, söyleyelim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam ederken Ramazan'da içimiz kıpırdasın. Sırf dilimiz dönmesin. Kalbimiz de Hazreti Muhammed'in yoluna dönsün sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman selam. Şimdi bakın, biz inşallah sizlerle dolu dolu bir program yapmaya çalışacağız. Bu arada görüyorsunuz ekranın altından şimdi bazılarınız borsa mı, son haberler mi falan diye bakıyorsunuz. Bizden sonra başkaları kullanır mı bilemem. Ama böyle bir şey yaptık sizin için. Seyrederken
ana meselenizi, esas meselenizi, işte alttan devamlı o malumu, hani beni beğenmeyebilirsin, konuşmam hoşuna gitmeyebilir, sesi kısarsın belki, alttaki okudukların bile sana fayda sağlayacaktır. Biz televizyon programı yapmak için burada değiliz aslında. Bendeniz acizane sahur vaktimi ziyan etmemek için buradayım. Sen de gel öyle yap. Program seyretmeye niyet etme. Dinimizi öğrenmek üzere gayret edelim. Televizyondan din mi öğrenir? Vallahi başka bir yerden okumuyorsan, öğrenmiyorsan, televizyon seyrettiğinde hiç olmazsa dininden de bir şey öğrenilebilir. Her şeyi öğreniyoruz ya. Tabii ki bu bir hayat şeklidir. Tabii ki konuşmak değildir. Tabii ki sadece kuru bilgi değildir. Ama bir yerden başlanmalı. Öyle değil mi? Şimdi bakın ne yapacağım. Kur'an-ı Kerim evinize girsin. Hepimizin evinde şu Ramazan Kur'an indi. Çünkü okuyacağız birazdan ikinci bölümde. Sadece evinize girsin diye bildiğiniz. Fakat lütfen dinlerken ilk defa duyuyormuşçasına dinleyeceğiniz şekilde Fatiha suresini ve Elif Lamimi okuyacağım. Arkadaşlarım mealinde yazacaklar yana. Niçin? Şunun için efendim. Evinize Kur'an-ı Kerim girsin. Var zaten, varda da girsin. Ekrandan da girsin. Tamam. Bir de şu var. Arkadaşlara yazdırmadım, bana kızacaklar rejiden. Allah Teala yevmi mahşerde Kur'an'a bir vücut verecek. Ayet dinliyor musun? İnanın ki bak söylüyorum, bizim programı stand-up gibi seyredersen, ki stand-up'ta bile cümleyi kaçırdığında minnet gülerken böyle kalırsın ne dedi diye. Bak anlattığımız mevzu çok akıcı gidiyor. O yüzden o şekilde dinle. Az mı vaktimiz kaldı? Hiç mi kalmadı? Bir dakikada okurum inşallah. Kardeşlerimizin evine Kur'an-ı Kerim girsin. Allah Teala yevmi mahşerde Fatiha suresini, Bakara suresini, Ali İmran suresini sancak tutanlar gibi yevmi mahşerde karşımıza çıkartacak. Okuyorum. Şöyle bir Kur'an'la başlayalım. Kur'an evimize de insin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlik yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdina s-sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled-dallîn. Amin diyelim. Hadi Elif Lamim, Sure-i Bakara'yı da hemen başta seyredelim. Bu arada yemek telaşınızı falan lütfen arada halledin. Yani sizin samimiyetinize binaen söylüyorum. Arada halledin ki anlatacağımız şeyler, okuyacağımız şeyler arada kaynamasın. Bekliyorum. İnşallah Kur'an'la buluşmamız, Ramazan'la buluşmamız, çok ihtiyacımız olan manevi iklimle buluşmak için lütfen gelin sohbet edelim. Kur'an-ı Kerim'siz olmaz. Ramazan'dan bahsediyorsak, Ramazan herhangi bir ay değil. Allah Teala bu ayın herhangi bir ay değil, bu ay bir güzelliğe şahit olmuş. Onun yeri ayrı. Ve sizin için, bu güzelliği yaşamanız için Ramazan ayı ihsan edildi manasını ayetlere geleceğiz. Şimdi anca böyle toparlanmışsınızdır, arada reklam kuşağı falan derken, biz şöyle evimize Sure-i Bakara'nın, Kur'an-ı Kerim'in o ilk girişinin Fatiha ile açıldıktan sonra Elif Lamim bir okuyalım. Sonra hemen arkasından Allah Teala'nın, efendim biz Ramazan'da oruç tutuyoruz. Neden? Vallahi böyle alışmışız. Bizim köyde hep tutarlardı.
Allah razı olsun. Anneannem, babam hep böyle gördük. Biz Ramazan'da oruç tutarız. Değil. Mesele. Evet, güzel adet olarak, güzellikleri, ibadetleri adet olarak bize vermişler büyüklerimiz. Allah razı olsun. Fakat adeten yapılmamalı ibadet. Ramazan niye oruç tutuyoruz kardeşim? Böyle. Şu öyle diyorlar. Olmaz. Bak Kur'an'da yeri var. Oraya geleceğiz. Ama şöyle bir Elif Lamim'i okuyayım müsaadenizle. Evinize bereket olsun diye. Hani siz eminim ki çok daha güzel okuyorsunuzdur. Neden çok daha güzel okuyorsunuzdur diye söyleyeyim. Hani bunda ya hoca da tevazu yapıyor. İşte adam okuyor ya, tecvidi yerinde diyorsunuz. Değil, bak samimi söylüyorum. Samimiyetle Allah Teala'ya inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek kırık dökük bile okusan, oturup ya Rabbi senin kitabın şunu okuyayım desen, vallahi benden daha iyi okuyorsun. O Kur'an senin kalbine iniyor. Artık bunları konuşacağız Ramazan'da. Kendinizi ona göre ayarlayın. Yani böyle dingin bir müzik. Bu arada çok vermiyorlar değil mi müziği? Ben duymuyorum. Böyle dingin bir müzik. Arkadan böyle devam et kardeşim. Hadi ya hadi. Böyle geliyor da imsak da giriyor. Hadi devam et Allah. Değil. Yok abi. Bu vakit uyanık olma vakti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceler uyanık olup bir şeyler öğrenmek için Allah Teala Ramazan orucunu size farz kıldı. Ben de peygamberiniz olarak geceliğin düşünüp uyanık kalasınız, ayetleri düşünesiniz, sahur yapasınız diye size söyledim. Bunları yaparsanız az sonra hadis-i şerifte söyleyeceğim. Biraz merak edeceksiniz. Tamam, Ramazan'da sahur vaktinde buradayız ama birazcık televizyon programı ayarında da olacağız. Çok yabancılık çekmeyeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bırakalım gönlümüze, içimize. Ben deniz tabiri caizse kendim için okuyacağım. Bana şifa olsun diye okuyacağım. Siz de biliyorsanız dinleyin. Bilmiyorsanız da öğrenmeye gayret edin diye Fatiha'dan sonra benim kitabım Elif Lam Mim Zalikel Kitabü La Raybe Fih diye başladığını şöyle orta halin altında olan bir Müslüman bile bilmeli. Değil mi? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ بِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ. Sadakallahu alazim. Kardeşlerimiz manasını da mealinde, manasını değil, Türkçe'ye uyarlamak istesek ne gibi manaları ihtiva eder? Hangi manaların kapısını hangi sözlerle açıyor demek mealdir. Kur'an-ı Kerim manası bundan ibarettir denmez. Bir anneyi, babayı, vatanı, bayrağı bile kelimeyle ifade edemiyorsun. Allah'ın ayetlerini ifade edeceksin. Ama yaklaştırır. Vatan deyince sende bir şey uyanır. Bayrak deyince sende bir şey uyanmalı. Aynı onun gibi. Elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Harfi değiştirilmedi, harfi. Kelimesi değişmedi. Bu kitabın Allah Teala tarafından indirilen kitap olduğu hakkında var mı bir şüphe? Olmamalı. Bu kitapta bir bozulma var mı? Yok. İnananı da bunu söyler, inanmayanı da bunu söyler. Ben Kur'an'a inanmıyorum. Tamam, kafir. Onu konuşmuyoruz. Bu saatte de bizi dinlemiyordur zaten.
Ama şunda hepsi ittifak etmek zorunda. Aç 1400 sene evvelki nüshayı, kelimesi kelimesine, harfi harfine aynıdır. Değişmemiştir. İnsanlığın elinde böyle bir kitap yok. İlahi kaynaktan gelen bozulmamış kitap yok. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitap önünüzde, inkar edebilir misiniz? Hayır. Peki bu kitap ne yapar? Huden lil muttakin. Gerçek, lütfen dinleyin ama Allah rızası için. Huden lil muttakin. Ya bu hani Allah'a yaklaşan kullar için hidayet kaynağı. Bazen öyle çeviriyorlar. Ya adam zaten Allah'a yaklaştıysa hidayet ediciliği nerede kalıyor? Öyle değil. Oradaki mana şu. Bu kitap öyle bir kitap ki, bak kardeşim, sahur vaktindesin, Kur'an'ı konuşmadan Ramazan olmaz. Ramazan pide değil, Ramazan tatlı güllaç değil, yemek programı değil, Ramazan aç kalmak değil, susuz kalmak da değil, adet de değil. Adet de değil, ibadet. İnsanı inşa eden bir ibadet. Ve bak gördük biz bunu. Anlamadan gidersek, anlamayı başkalarına havale edersek, Ramazan'ı değil dini her şeyi başkası yaşasın diye onlara ihale edersek, hep yayan kaldık, suistimal edildik, cahil kaldık. Bunu görmedik mi? Anlayarak gidelim. Nasıl anlayacağız? Şimdi mi? Belki. Belki şu an. Huden lil muttakin. Bak tabire bak. Gerçekten ben bu kitabı okuyayım. Ben bu kitabı, Kur'an'ı öğreneyim. Resulullah'a indirilen bu Kur'an neymiş? Ya Rabbi buradan bir hidayet, doğru yolu bulayım niyetiyle gelenlere huden lil muttakin. Peki gerçekten bu niyette misin? Gerçekten kalbin temiz mi? Bunu nasıl anlayabilirsin? Onu da Allah Teala beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yaptıkları işlerde Allah Teala'nın... Dinliyor musun? İnşallah dinliyorsun. İnşallah dinliyorsun. Hocanın ses tonuna bağladın, bir yandan böyle kayıp gitmiyorsundur. İnşallah dinliyorsun. اَلَّذ۪ينَ Gerçekten hidayeti isteyip, Allah'ı isteyip de o doğru yola gidenlerin haline biliyor musunuz diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Öyle her yerden ona gösterilen, onu doğru yoldan çarpıtan, yalanla, düzenbazlıkla, bilmem neyle, sağdan soldan onu manipüle edenlere bakmaz. Neye bakar o? İçinde hissettiği o imanın Allah'a ve Allah'ın kendisine bahşettiği, kalben aşık olduğu Allah'ına dayanır o. Allah'ından şikayet etmez. Allah Teala'dan ümidini kesmez. Onun dayanak noktası Allah'tır. Allah'a iman eder. Bu imanını göstermek üzere de وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namaz kılmaya, dua etmeye devamlı gayret eder. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Arkadaş, bendeniz anlayamıyorum ya. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler, Kur'an-ı Kerim'de açık seçik herkesin şu anda bak bizi sahura, ilk sahur diye kalkmış, belki ilkokula, belki anaokulundan daha henüz ilkokula bile geçmemiş bir kardeşimiz bizi seyrediyor olabilir. Şu ayetleri onun önüne koyun, tıkır 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 anlatın, anlar, anlar, muhakkak anlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Allah Teala'nın nereden olduğunu bilmese de yaptığı amelin karşılığını görecek o kadar inanır ki, bu tuttuğu oruç, bu yaptığı ibadet, içinde insanlığa karşı duyduğu sevgi, buna para veren yok, maaş veren yok. O veriyor. O Allah veriyor. Benim Allah'ım var. İçimde hissediyorum diye yaşayanlardır onlar. Devam ediyor ama. Ve yukîmûne salâte. Namazlarını kılanlardır. Duayı bırakmayanlardır. Ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Allah'ın kendisine verdiği, bak zengin olan demiyor. Allah'ın kendisine verdiği rızkı da infak edendir. Trilyonları olması şart değil. Binlerce lirası olması şart değil. Elinde imkanı ne? Hani hep bizim Anadolu'da vardır ya, ekmeğimizi bölüştük diye.
İşte bu ayettir o. Bu ayettir o. Senin dedenden kalan bir görgü değildir bu. Allah'tan gelen bir vergidir bu. Ve mimma razaknahum yunfikun. Sadece benim param yok. Güler ya, selam verir ya. Kendisine Allah bir anlayış vermiştir, akıl vermiştir, rızıktır. Tebessüm eder. Nasılsınız abi der. Hasta sorar. Yardım etmeye çalışır. Güzel bir insan olmaya gayret eder. Bunların da hepsi bir infaktır. Başkalarına faydalı olur. Allah'ın verdiğinden yedirir, içirir. Bak Allah Teala kendisine iman edenleri daima hem kullukta ibadet, kulluk ibadet ediyor, hem de kullara da hizmet eden. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Efendimiz'e hitap var. İşte onlar neye inanırlar? Onlar bu kendilerine indirilen kitaba inanırlar. Senden önceki müminler de böyleydi. Min kablik, ey Resulüm, senden önce de indirilene inanan böyle müminler vardı. Ulaike huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Neticeye bak sen, neticeye. Kimler felaha erecek? Benim şuyum var, buyum var, param var, mülküm var. Ah işte. Bir anda kaybolu verebiliyor. Güzellik gidebiliyor. Ömür, para, sermaye, ev, bark, araba bir anda, hani diyor ya Yunus, Yunus seyredip gezer, ölüm tedbirler bozar. Görmek istersen didar, Allah Allah, Kerim Allah. Diyelim yahu, diyoruz ya, ne var, huzur var mı? Paran var, çocuk istiyordun, çocuk oldu, ev istiyordun, ev istiyordun, kariyer, mariyer, ne oldu, huzur var mı? Eskiden konuşamıyordun. Al şimdi iletişim imkanı da var. Şarttan garba görüntülü konuşuyorsun. Huzur var mı? Huzur var mı? 5 kişi, 6 kişi bir sofraya oturuyorsun. Kapristen, birbirinizi tartmaktan, dinlenmeden, al işte bizim televizyon programları, kaynana gelin dizileri, yemek programları gibi. Birbirlerine küfrede ede yemekte oturuyorlar. Huzur yok. Sofrada envai çeşit şey var. Huzur yok. Allah Teala buyuruyor ki, başka türlü felah bulamazsınız ki. Sizi yarattığım için sizi ibadete mecbur etmedim. Siz bu yaratılışınıza uygun rahat etmeniz için ben bu ibadetleri size verdim. Arkadaşlar, Ramazan müthiş bir şey. Bak şuradan bile belli değil mi? Şu anda biz bu saatte, Allah razı olsun bak imkan vermişler. Şu saatte biz Kur'an'ı konuşuyoruz ya. Hiç yadırgıyor musunuz? Canım biz Müslümanız, niye yadırgayalım hocam? Her zaman konuş. Her zaman konuşuyoruz inşallah da. Fakat Ramazan'da bunları konuşmanın zevkini tadabiliyor musunuz? Bu Ramazan inşallah dua edelim. Bakın hep size bunları konuşurken bile daima içimden dua ile şunları söylemek istiyorum. Sonunda da inşallah sohbetini arz edeceğim. Bakın ne kadar ihtiyacımız var duaya. Birbirimizi sevmeye, birbirimizin derdiyle dertlenmeye, neşede buluşmaya ne kadar ihtiyacımız var. Ramazan geldi, inşallah kavga bitti. Artık bırak. Yani şuradaydım, böyle olmuştu, şöyle kızmıştım, ben ateistim, ben deistim, ben metafizikçiyim, üst üste yaptın istifleri. Bırak onu da bırak. Televizyon programının bu güzelliği var işte. Şu anda bak etrafa caka satacaksın, hava atacaksın. Aa işte. Moruk, Kur'an mı dinliyorsun? Çıtacı diye alay edilecek bir durumda değilsin. Bak şu anda bizi dinlerken bir şey öğrenebilirsin. Beni sevmiyorsun belki. Sevme, önemli değil. Ama bak şunlara bir kulak versene. Şu anlattığımız şey için ne diyebilirsin? Allah'a karşı ibadet etmesi bir insanın dua etmesi. Zararı var mı? Zararı var mı? Başkalarına kendi rızkından paylaşmak. Bunun böyle olmasını istemeyen var mı? Yok. Al Allah Teala'nın Nazm-ı Celil'inde bu güzelliği gör. Ya şu Ramazan sana uğrasın. Bırak artık ya. Şundan kızdın, bundan kızdın, siyaset yaptı, bilmem ne yap. Ya bırakın Allah'ını severseniz. Ramazan geldi ya. Ramazan geldi.
Bir tatil ediverin ya, ne olur. Hepimiz Allah'ın kuluyuz kardeşler, hepimiz. Düne kadar şerli bir insan, kötülükten milletin yaka siktiği bir insan, bir tövbesiyle bugün sabaha bambaşka bir adam olabilir. Bak bunu hep söylüyoruz. Allah söylüyor bunu Celle Celaluhu. Allah Teala söylüyor. Bak birazdan Ramazan hakkındaki ayetleri okuduktan sonra hadis-i şerifleri söyleyeceğim. Ya eminim ki biliyorsunuz ama ben deniz sizin yerinizde olsam, inanın ki kendim hariç herhangi birisi bir şey hakikati anlattığında bin kere bile dinlesem dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü insan dinlerken başka başka şeyleri de fark ediyor. Neyse. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de oruç geçiyor. Kur'an, bizim kitabımız Kur'an'da geçiyor bu. Yani Ramazan ayında tutuyoruz. Yok biz ben başka günlerde tutuyorum. Ben başka aylarda tutuyorum. Şimdi o senin kendi kafana göre. Bir hep bizim klasik her Ramazan söylediğimiz bir şey vardır. Dinin kaynağı kitap ve Resul sözüdür. Dinin kaynağı Allah ve peygamberdir. Bana göre diye cümleye başladığında bir adam dinden bahsediyorsa, bana göre gerisini dinleme. Bana göre diye bir din yoktur. Kitaba ve Resulullah'ın sözüne göre. Din sana inmedi. Din sana geldi ama Allah ve Resulü ile geldi. Allah ve Resulü bypass ederek ben böyle Tanrı'ya daha çok yaklaşılacağını düşünüyorum falan. Tamam bak senin bir dinin var da İslam değil o. İslam kitap ve sünnettir. Bu akşam sadece bunu bilmeyen, ilk defa duyan bir insan bunu duyduysa inanın yeri cennettir. Sahur vakti çok güzel geçmiştir. Allah mübarek etsin. Bakın oruç hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere bak şerefe bak şerefe. Bir okuyayım ondan sonra tekrar edeyim. Anlatmaya gayret edeyim. Estağfirullah. Bakara suresi 183. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumussiyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Şeref. Ya eyyühellezine amenu. Her sene Ramazan'da söylüyorum. Arapça bilmiyorum. Ben öğrenmedim deme. Ya eyyühellezine amenu. Ladies and gentlemen. Heh, duyduğunda diyorsun ki bayanlar ve hanımlar. Baylar ve bayanlar. Bak duyduğunda anlıyorsun. İngilizce bilmesen de artık bunu welcome on board falan diye bir şey diyor. Uçakta uçakta. Hoş geldiniz bizim falan. Tövbe estağfurullah. Ya bir mümin ya eyyühellezine amenu. Bunu duyduğunda şunu bilecek. Ah bize hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler demek. Sana söylüyor, şerefe bak. Doğrudan konuşuyor seninle. Sensin sen. Allah seninle konuşuyor. Sen yine ne diyecek diye bakıyorsan sevgiyi, muhabbeti bilmiyorsun. Ey müminler, ey mümin kullarım. Emret ya Rabbi, seninle konuşuyor. Kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Sizin üzerinize ben orucu yazı verdim. Size farz kıldım orucu. Merak etmeyin ha. Sizden evvelkilere de farz kılmıştım. Adem'den beri var oruç. Hazreti Adem'den beri hac var. Hazreti Adem'den beri oruç var. Hazreti Adem'den beri infak var, zekat var. Hazreti Adem'den beri hiç değişmeyen tüm peygamberlerde İsa'sı, Musa'sı, İbrahim'i, Nuh'u, Zekeriya'sı, Şuayb'ı, Yahya'sı hepsi aleyhisselam namaz var. Var. Namaz var. Tamam. O sebepten Allah Teala vakti değişik, tutuluş şekli değişik, saatleri değişik, ayları değişik ama var. Allah'ın dini peygamberden Hazreti Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e kadar İslam'dır. İnsanlar bozmuşlardır. İleride anlatacağız. Bugün çok gündemimizi çok doldurmayalım. Biraz oruç odaklı. Ama oruç odaklı olurken de
lütfen diğer sohbet kıvamındaki programlarla karıştırmayın. Size oruç, hani hep söylüyorsun ya, hocam ya böyle tutuyorlar ama tutuluyor, oluyor mu ya gerçekten falan gibi piyasadan, sosyal medyadan soru toplayarak sormayın. Bak Allah Teala cevabını veriyor zaten. Genel ve herkesin anlayacağı şekilde veriyor. Kaldığım yerden devam ediyorum, dikkat edin. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah Teala size de orucu yazdı. Dikkat. Son cümleye dikkat. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ne demek? Gerçekten Allah Teala'nın muhabbetini kazanasınız. Allah Teala yakınlık derdiniz olsun diye bunu yaptım. Demiyor ki Allah, aç kalın bakayım. Susuz kalın hele. Sizi yarattım, biraz da aç kalın ya. Demiyor. Allah'a karşı muhabbetinizi tazelemeniz için sizin fıtrat kodlarınızı ben biliyorum. Sizi birazcık yemekten içmekten, zevklerden alıkonularak, ey kulum, ey mümin, sen sadece yiyen içen bir varlık değilsin. Sen sadece yiyen içen bir varlık değilsin. Senin bir ruhun var, senin bir manan var. En önemlisi senin bir aşkın var. Senin bir sevdiğin var. Dikkat, seni seven var Allah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Onu bulasın diye sana bir zaman dilimi ayırdım, sana orucu yazdım. Ayetin devamı şöyle. اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Sayılı günler. Yani sayılı günler denirken alimler diyorlar ki geçer bak, geçer. Fark edemezsin bile. اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Aynı zamanda bu günler senin kafana göre oruç tutacağın zamanlar değil. Günü de belli, gecesi de belli, vakti de belli. اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Allah Teala onu beyan ediyor. Şimdi o ayeti kerimenin devamını arkadaşlar yazdı. Ben deniz hemen şunu okuyacağım. Ondan sonra oruçlar hakkındaki hadis-i şerifleri size zikredeceğim. Şu kısmı çok önemli. Ramazan nereden Ramazan? Bakın buradan Ramazan Kur'an'da geçiyor. Nasıl? 185. ayet. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَّ Allah Allah. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ O kadar güzel ki. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Şehri biliyorsun, Ramazan'ı biliyorsun, nüzul etmeyi biliyorsun, Kur'an'ı biliyorsun. Var mı burada bir yabancı kelime? شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Ramazan herhangi bir ay değil. Herhangi bir gün, gece, mevsim değil. Bu senin kendi kutladığın bayramlara, Nevruz'a, şuna buna benzemez. Senin analar günü, babalar gününe hiç benzemez. Kur'an indi bu ayda. Yani Ramazan Kur'an'ı kucaklayan ay. Kur'an'ı içinde barındıran ay. Kur'an bu ayda inmeye başladı. Unzile fihi'l Kur'an. Kur'an ne? Huden linnasi. İnsanları hidayete sevk eden. Ve beyyinatin minel huda. Hidayet nasıl olur? Bana göre değil. Onu anlatan kitaptır. Hidayeti de açıklar. Vel furkan. Doğruyla yanlışı. Haramla helali. İyilikle kötülüğü. Akla karayı. Neyse. Hepsini ortaya koyan muazzam bir Kur'an'dır.
İşte öyle olsun diye insanlık için Allah bu Ramazan'da Kur'an'ı indirdi. Şimdi şuraya bakın. Size bu hitap. Bakın şu sözü, şu ayetin şu kısmını lütfen hatırınızda tutun. Femen şehide minkumu şehra felyasum. Bak oruç nereden geliyormuş? Senin köyünün adeti değilmiş. Falanca kesimdeki Müslümanların da adeti değilmiş. Ramazan'da oruç tutarız, biz falanca ayda tutmayız, falanca ayda tutarız. Bu senin keyfine kalmamış. Ha tabii Müslümansan, ha, onu konuşmuyorum da. Femen şehide minkumuş şehra. Sizden her kim bu aya şahat, Ramazan geldi. Anlıyorsa bunu, fel yasum, onda oruç tutsun. Bu kadar net. Anlamayan var mı? Anlaşılmayacak bir durum var mı? Femen şehide minkumu şehra. Minkum kim? Sizlerden. Mümin olarak sizlerden birisi bu ayın geldiğine kani olur. Ramazan geldiğini öğrendiği an fel yasum, onda oruç tutsun. Kıyamıyor yine Allah. Bak Celle Celal ne diyor? وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Hastasın, düşkünsün, Ramazan'ı öğrendin ama tutacak durumun yok. Bak kıyamıyor Allah yine sana. Başta besmele ile başladık ya, Rahman Rahim. Ya seferdesin, iş yapıyorsun, mümkün değil. Madende çalışıyorsun, takatın yok. Su içmediğin zaman yemek sana ille de tutacaksın. Hayır, alçaksın diyen yok. Allah Teala buyuruyor ki hastasın veya seferdesin. Başka günlerde kaza edebilirsin. Ve arkasındaki ayete bakın. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Allah'ımızı tanımıyoruz ya biz. Allah affetsin. Biz Rabbimizi tanımıyoruz ya. Allah Teala buyuruyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بُكُمُ الْعُسُرُ Allah Teala sizler için kolaylığı ister, sizi güç olsun, zorluk olsun istemez ki. Allah'a kulluk edeceksin, niye zorluk çekesin? Bak biz öyle anlamayız ama. Sanki böyle, neyse. O gün, bu konuşmayı başka günlere bırakalım. İlk günden sizi korkutmayalım. Ondan sonra Cenab-ı Hak, bu günleri, bu sayıyı riayet ederek tamamlasınlar ve Allah Teala'yı devamlı hatırlayarak tazim etsinler. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah Teala size bu Ramazan'ı eriştirmiş, ibadet taatı öğretmiş, bildirmiş. Nasıl şükredeceksin? İşte bunun üzere Allah Teala'yı övsünler ve üzerindeki o Ramazan orucunu gerek ayda gerek sonra tutarak tam tabirini söyleyeyim, saygısızlık etmesinler. Evet, din sevgiyle yaşanır. Ama saygı, saygısızlık edemez. Yapamasan bile saygı göstereceksin. Öteki türlü zaten mümin olmaktan öteye geçiyor iş. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşte Allah Teala'nın şükrüne hakikaten bir kul olarak şükürde miyiz, değil miyiz? Bunları bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Ne anladık kıymetli kardeşler? Şunu anladık. Demek ki Ramazan orucu bizim böyle atadan, dededen, babadan, gelenekten, Türkiye topraklarından, Anadolu İslamı falan denilen bir şey değilmiş. İslam, kitap ve sünnet, Kur'an ve Resulullah Efendimizin yaşayışıyla alakalı ortaya konulan ayetlerdir. Buna göre baktığımızda Ramazan orucu nedir? Üzerimize farzdır. Ha, üzerimize derken şimdi biz dünyanın dört bir tarafına yayın yapıyoruz. Gayrimüslimler de belki seyrediyordur. Ne bileyim belki Budist vardır, belki şu vardır. Yok canım bizim oruçla alakamız yok diyorlarsa da onlar şey yani tabii ki. Müslümanlar için düzeltiyorum. Müslümanlardan akıl bali olanlara üzerlerinde devamlı olarak bir hastalık yoksa hiç tutamayacak, ömrü boyu tutamayacak. Ramazan orucunu tutamayacak demektir. Ama öteki türlü Ramazan orucu bizim üzerimize farzdır. Bu neyin farzıdır? İnsan olmanın, insanca yaşamanın bir farzıdır.
Allah Teala'nın bizim tuttuğumuz oruçlara ihtiyacı yoktur. Bunu daha sonra işleyeceğiz inşallah. Evet, şimdi şu hadis-i şerifleri hatırlayalım. Bakın, müjdeleri vermiş olalım. Her kim inanarak, ses geliyor herhalde. Her kim inanarak ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, lütfen dikkat edin, her kim inanarak ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, yok, yine otomatiğe bağladınız, dinlemiyorsunuz. Bak, her kim inanarak iman edecek, o imanla, Allah'a muhabbetle yapacak bu işi. Bir, baştan böyle bakıyorsun, her kim inanarak, ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucu tutarsa, başına bak. Her kim inanarak, gerçekten Allah'a muhabbet ederek ve karşılığını oruç tutsunlar diye değil, başkaları diyor, beni oruç tutsunlar diye görsünler diye değil. Gerçekten bunu Allah verecek sevabını. Bakalım Allah bana ne verecek? Ümidiyle tutarsa. Şimdi anlaşıldı mı? Gerisi zaten kolay. Ramazan orucunu tutarsa Allah Teala onun geçmiş günahlarını siler, mağfiret olunur. Her kim de inanarak, ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları yine ne olur? Mağfiret olur. Bir başka hadis-i şerif. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır. Arkadaşlar, bunu hemen hemen her sene söylüyorum. İstatistik olarak bile Ramazan ayında insanların, şimdi bazıları diyor ki ya hocam millet kudurmuş gibi araba kullanıyor, birbirlerine küfrediyor, oruç tutmuyoruz diye bir şey yapıyor. Ben ona inanmıyorum. Yani o insanların doğru düzgün oruç tuttuğuna inanmıyorum. Sonra trafikte makas atan adamları da, ben çok araba kullanan bir insanım. Yani kusura bakmayın, özür dilerim. Ben burada taraf tutmuyorum. Objektif bir tespit yapıyorum. Çoğu böyle sesi sonuna kadar açmış, zaten cigarası elinde. Ya falan diye şey yapan insanlar. Oruç tutuyorsa adam her zamankinden daha dikkatli olmalı. İnsan yemediğinde, içmediğinde şekeri düşüyor, asabi oluyor, onu konuşmuyorum. Sakın bak, arkadaşlarıma söylüyorum, kardeşlerime söylüyorum. Ramazan orucu tuttuğunuz için kimseyi cezalandırmayın. Orucu Allah'a tutuyorsun, baştan söyledik. Sen oruçlusun diye milleti eziyet etmeye kalkma. Başka bir yere yetişeceğim diye hırs yapma. Olmaz. Canım, kitapta yazıyor mu? Kitapta bak, onu anlatacağım birazdan. Allah Teala'nın bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza ihtiyacı yok. Kullar senden yaka silkecek. Millet beş karış surat. Aman ha, sakın ha. Hani Ramazan'ı tutmayan adama acımam bu kadar. Ramazan'da oruç tutan adama acırım. O zaten züğürt. Zaten hani Bektaş babasının dediği gibi zaten yanmış. Allah affetsin. Neresinde şey elleyeceksin onu? Neresini düzelteceksin? Ramazan'dan bana ne diyen adamın. Bir şey yok ki, onu konuşmuyoruz. Ramazan orucu tuttuğunu iddia eden bir insan, arkadaş bak, bu hikaye değil. Her zamankinden daha güler yüzlü olmak zorunda. Defaatle söylemişimdir. Baba mısın? Anne misin? Çocukların şunu söylemeli. Ramazan geldi, çok belli abi ya. Çok belli. Annemin babamın evde neşesi acayip tavan yaptı demeli. Surat beş karış. Ne ya, oruçsun galiba, surat beş karış. Bak ne yapıyorsun biliyor musun farkında olmadan? Allah'a laf söyletiyorsun. Dine laf söyletiyorsun. İbadet taata söyletiyorsun. Olmamalı. Ramazan orucu dediğimizde o yüzden başına vurgu yaptım. Allah'tan bunu bekleyerek, Allah'a inanarak yapan bir insan tebessüm etmeli. Güzel olmaya çalışmalı. Arz edebiliyor muyum? Bakın dikkat edin. Aslında okuyacağım hadis-i şerif vardı ama araya bir böyle bir ürün yerleştirme olsun. Sakın ha, ciddiye almasın ha Rütük. Ürün yerleştirme yok. Laf olsun diye öyle söylüyorum. Bakın kardeşlerim, dikkat edin. Hemen şimdiden sizi uyarayım en başından. Bizimkisi koruyucu hekimlik çünkü. Dikkat edin, tam iftar saati. Evet, şeytanlar bağlanır. Bu hadis-i şerifi okuyorsunuz. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır. Nereden anlaşılacak cennet kapılarının açıldığı? Böyle suratın somurtuyor.
Böyle asık suratlı adam cennette olur mu ya? Cennetin kapıları açıldı Ramazan'da desem, ben böyle desem. Cennetin kapıları açıldı, beni dinler misin? Cennetin kapılarının açıldığı senin ahlakından ve gülümsemenden, tebessümünden, iyiliğinden belli olacak. Şeytanlar bağlandı diyor bak hadis-i şerifte. Cehennem kapıları kapatılır. Bak, hastasıyım. Madem ki Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor, tamam mı? Tamam. Evde kavgayı kim çıkartıyor? Cevap, duyamadım. Şaka, duyamıyorum tabii. Bak şimdi sen kendine burada dikkat edeceksin. Hani kızıp da Allah belasını versin bu şeytanın ya. Ona uyduk falan. Yok bak Ramazan'da böyle bir mazeretin yok. Şeytanlar bağlandı. Yaptığın kabahat sana ait. Sorumluluk al. Dikkat edin, iftar sofrası hazırlanırken o telaş sırasında bir sinirlilik hali olur. Şeytan bağlı ama uzaktan. Bizim o sosyal medyayı bilmem neyi hani fake haberler üreten yalancı düzenbazlar gibi. Adam yanımızda değil ama uzaktan atıyor yaptığı fitneyi. Bağlı ama uzaktan kullanıyor. Aranızı bozar. Evdekiyi de huzursuzluk çıkartır. Sofraya oturursun. Yok mu ya şu? Taze ekmek yok muydu? Bilmem ne yok mu? Sus! Yapma gürültü. Ezan duyam. Bir hırgüş olursun. Ezan okunur. Birkaç lokma yersin. Ya seni kırdım galiba. Kırdın tabii. Evet kırdın. Hakkını helal etmiyorum. Ya et de. Arkadaş işte tam sevap kazanacağın saatte naneyi yiyorsun. Ya bir 5 dakika sabredeceksin. Sen biliyor musun sofraya oturduğunda onun adı yemek değil, akşam yemeği değil, dinner değil yani, akşam yemeği değil o. Onun adı iftar. Ne iftarı ya işte dün yediğimiz sofra. Yanlış konuşuyorsun. Hani fake bir şeyler oldu ya, sizi böyle mahsusçuktan hata yapıyormuş gibi yaptım. Şimdi evlilik masasında evet demenle günlük hayatında evet demen aynı mı? O sofraya oturduğunda o yemek, inşallah dinliyorsundur beni. İnşallah. Burada ben kendimi parçalıyorum sana anlatmak için. O sofranın adı iftar sofrası, iftar. Sebebini biliyor musun? Açken oturuyorsun, istediğin an elini atabilirsin, atmıyorsun, ezanı bekliyorsun. Hoş ezanı beklemeden yiyenler de varmış. Öyle duydum da bir görmedim. Ezanı bekliyorsun. O ezanı beklerken o anda sadece Allah için kendini tutuyorsun. Seni tutan şey Allah duygusu. Duyduk duymadık demeyin. O anda Allah'la aranda perde yok. Dua et. Herhangi bir sofra değil o. Sofraya otur, orada bekle, aç ellerini dua et. Secdede dua etmiş gibi muamele görüyorsun. Ya inan bak bu sözüme inan. Ben sana yüzlerce kitaptan, yüzlerce alimden sözü naklediyorum. Televizyon programı formatında anlatıyorum. Böyle anlattığım için gayri ciddi zannetme. Önemli bir konu bu ya. Senin hayatında sen istemiyor musun abi duaların kabul olmasını? Bir iş müracaatı yaptığında 20 kişiyi araya sokmaya çalışıyorsun. Şu iş müracaatımı alsınlar diye. Sofraya oturduğunda Allah Teala ile aranda perde yok. İste. Niye karışıyorsun turşunun salatanın eksikliğine? Yüzünü somurtuyorsun. Aç ellerini dua et. Tam o anda sana fitneyi, kavgayı, dedikoduyu, bir şeyi sokuyor. Zaten sen Ramazan'ın haricinde de, belki Ramazan'da da devam ediyor. Acayip yemek programlarını seyrediyorsun. Sofraya oturduğunda boynunu bük, Allah'ım de, dua et. Ondan sonra o vakti kaçırdıktan sonra tabii iyi olursun. Kazalar yolda olur. Evine oturduğunda damperli kamyon girmez. O sofradayken kendini tutman önemli. Sonra ya kusura bakma kırdım seni de yanlış yani oruçtum falan. Bir de oruçtum he diyor bak. Hem kırıyor, oruçlu olduğum için kırdım diyor. Lafa bak. Esas oruçlu olduğun için hiç kırmaman lazımdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine saadetle buyurdu. Bak onu da versin arkadaşlar. Oruçluyum desin. Mukabele etmiyor. Onu yazdırmış mıydık? Yazdırmadık, haklısınız. O zaman şunu okuyayım, şu üçü okuyayım. Oruçlu kimse yalan söylemeyi, cahillikle amel etmeyi,
günah işlemeyi terk etmezse Allah Teala'nın onun yemesine, içmesine, yemeği içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur. Bakıyorsun adam aynı kafadan gidiyor. Yolda namahrem geçiyor, detaylarıyla inceliyor. Yalan haber atıyor, gıybet yapıyor. Konuşuyor da konuşuyor, yalan da konuşuyor. Neydim? Oruçluyum. Allah Teala'nın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Ne tutuyor? Kime tutuyor orucu? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah'a muhabbetinin eseri olsun diye oruç verildi sana. Yemekten içmekten kesildiğinde bir müddet aç kalmak, bunu diyetisyenler de söylüyor zaten. O oruç olmuyor. Orucun başındaki niyet dediğimiz şey Allah'ı bulmaya niyet etmektir. Yani bombayı patlatayım ben. Bak, bizim niyetlerde atladığımız bir şey var. Şimdi rejideki kardeşim de bana kızıyor. Ya hocam bana neler dedin, bambaşka şeyler konuşuyorsun diye. Kardeşim konu konuyu açıyor. Açan sensin. Ama bak önemli mi değil mi sen karar ver. Sen karar ver. Hakem ol aramızda. Bizi dinleyen kardeşim. Bak dikkat et. Niyet ettiğinizde ilk baştaki cümleyi yine atlıyoruz. Bakın dikkat edin. Namaza duracak mesela. Evet, namaz için arkadaşlar niyet şarttır. Hocam niyeti söyle bize. Niyet ettim Allah için öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Ne güzel. Doğru mu? Doğru. Ama anlayışım doğru mu? Eğri. Baş cümleye dikkat edin. Baş kelimeye dikkat edin. Niyet ettim Allah için. Orada dur. Bak burada dur. Niyet ettim Allah için. Niyet budur he. Bak şimdi oruç tutmak için niyet lazımdır diyoruz. Herkes şunu söylüyor. Hocam sahura kalktım ama bugün orucunu niyet etmedim. Olur mu? Olur. Sahura niye kalktın? Yani karnın acıktı, buzdolabına bir şey yatmak için değil. Sahura kalkman ben zaten niyet ettim oruç tutmaya demektir. Kalbinden bunu geçirdin. Ben onu konuşmuyorum. Veya niyet ettim hocam tam öğle namazını kılmak için geldim ama ağzımda söylemedim. Öğle namazını kılmaya demedim. Oldu mu namazın? Oldu. Tabii öğlen kıldıysan oldu. Sabah namazını kılmaya niyet ettim. Bir niyet şart diyoruz. Bakın size Türkiye televizyonlarında nadir söylenen bir şeyi söylüyorum. Eminim ki fark etmişsinizdir. Bu niyet etmenin ilk cümlesi, ilk kelimeleri çok önemli. Şimdi oruç. Orucun farzlarını say. Bir, niyet etmek. Hadi söyle, yarın oruç tutmaya niyet ettim. Eksik söyledin. Ne diyeceksin başında? Ne diyeceksin? Allah için. İşte o çok önemli. Niyet ettim Allah için. Oruç tutmaya, namaz kılmaya, hacca gitmeye. Allah için, Allah için, Allah için. Allah için niyet etmek ne? Yani bak bir de şöyle, iyi anlayan da böyle anlıyor. Yani ben bu orucumu Allah'a, başkasına tutmuyorum. Bu kadar mı? Bunu mu anladın? Niyet ettim Allah için demek, Allah'ı bulmak için bu ibadeti yapıyorum demektir. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Niyet ettim Allah için. Şimdi bu kafadan akıl evliliği yapanlar var. Akıl. Akılla dini izah etmeye çalışanlar. Din muhabbetle kalbindeki imanın tezahürüdür ya. Akılla tabii ki yapacaksın. Saatini, vaktini öğrenmek, orucu bozan bozmayan, abdesti bozan bozmayan, malını hesap etmek için akıl lazım. Onu konuşmuyoruz. Akıl müdürdür. Patron kalptir. Şunu konuşuyorum. Niyet ettim Allah için namaza. Neden? Hani başkasını kılmıyorum. Başkasını oruç tutmuyorum. Bu mu? Senin Türkçenle bu kadar anlaşılır bu. Duyduk duymadık demeyin. Niyet ettim Allah için diye ettiğiniz niyet şu demektir. Allah'ı bulmak için, Allah sevgisine layık olmak için, Allah'a kavuşmak için, Allah muhabbetini tazelemek için. Ben oruca niyet etmiyorum arkadaş. Ben Allah için oruca niyet ediyorum. Ben açlığı, zayıflığı, şişmanlığı bulmak için değil. Allah'ı bulmak için oruç tutuyorum demek niyettir. Bakın güzel kardeşlerim,
Bir şekilde orta yolda buluşacağız. İlk programlarda belki ben de bazı şeylerin dozunu ayarlayamıyor olabilirim. Ama Allah rızası için şöyle bir elinizi vicdanınıza koyup bir düşünün. Şu anda binlerce insanın bu niyet etme meselesini böyle anladığını veya bu şekilde anlayamadığını şöyle bir kavrayabilirsiniz. Biz bunu ıskalıyoruz. Ondan sonra da geliyoruz, oruç tutuyor ama şunu yapıyor. Namaz kılıyor ama bunu yapıyor. Bu adam neye namaz kıldı? Bu namazı Allah'a ibadet olsun diye yaptı. Bu mudur? Allah için demek, Allah muhabbetini bulmak için ben bunu yapıyorum demektir. Bunu düşünseydi, elbet o namaz da, o oruç da onu başka bir noktaya taşıyacaktı. Kıymetli kardeşlerim, bir yandan altyazıyla da olsa size bilgi veriyor, geliyor arkadaşlar. Galiba bir ara vermek durumundayız. Bu arada eksiğinizi, gediğinizi, sahur sofranızı kamilen halletmiş olursunuz. Lütfen gelin son dakikada dualarımızla, Kur'an-ı Kerim'le, bu ayda neler yapmamız gerektiği ile alakalı konuları da şöyle bir bismillah diyelim. Hatta telefonla sizin müracaat ettiğiniz, görüntülü olarak gönderdiğiniz sorulara da cevap vermeye çalışalım. Çok çabuk geçti vakit. Ramazan böyle geçiyor. Ama şunu hissederim, bak şu anda deprem bölgesinde bile, çadır kentlerde bile şu programı seyredenler var. Allah şurada konuştuğumuzu, şu anlayışımızı, şu muhabbetimizi hepimizin üzerine manevi bir rahmet kalkanı eylesin. Hadi, hadi buluşalım inşallah. Yani ilk günün tabii ki hemen ya ne anlatalım, hani hepsini birden anlatalım gibi bir heyecanı var. Şimdi arada da konuşuyoruz, bazı tuhaf sorular gelmiş. Arkadaş onu anlatıyorduk, yani kopuyoruz böyle enteresan sorular geliyor. Neyse, Ramazan güzeldir. Bizim insanımız da güzeldir. Anlattığım en azından anlar. Ama şunu görüyorum gelen sorulardan, şunu fark ediyorum. Abi hakikaten... Şu sosyal medya, internet, kendi kafanızdan böyle bulduğunuz şeylerle alakalı konuştuğunuzda tuhaf bir şey. İnsan düşünmeden konuşmamalı derler. Öyle derler. Düşünmeden konuşmak cehalettir. Okumadan düşünmek felakettir. Bak okumadan düşünmek, neyi düşünüyorum? Düşünüyorum abi, ben düşünüyorum. Abi ne okudun? Okumadan düşündün. Bak ayet, minnet neler okuyor ediyor. Neyse. Neler anlatalım diye söylüyoruz. Yani Ramazan'ın ilk günü bizi seyreden kardeşlerimize nasıl yardımcı olalım? Orucun farzlarını anlatalım mı? Yo, biliyoruz hocam, onu geç diyeceksiniz. Herhalde yani. Orucun farzları belli. İşte imsak dediğimiz, imsak bir şeyden kendini alıkoymak, tutmak demektir. Yani beşeri olan bazı ihtiyaçlarını vesaire, helal bile olsa senin hatırına ya Rabbi, ben yemeği içmeyi düşünen bir canlı olmaktan, sadece belli zevkleri tatmin etmek derdinden, bak dikkatli dinle, sıyrıldığımda geriye ne kalıyor? Yemeği içmeyi, zevki bıraktığımda ortaya çıkan şey ne? Ne kalıyor? Heh, Ramazan o insana hitap ediyor işte. Elde ne kalıyor? Yemek, içmek, belli zevkler olmadığında ortada olan ne? Hani diyor, hep alay ederek söylüyorum ya, kendini ara, kendin ol falan. Boş boş laflar, salla babam salla. Evrene haber göndermek gibi yani. İşte esas kendini bulmak ibadetle olur. Bir adam kendi kendisini, adam derken cinsiyet ayrımı yapmıyorum he. Ona bile kafayı takan vardır şimdi, Allah ıslah etsin. Şeytanlar bağlandı ama bizim nefislerimiz durmuyor ki maşallah. Bir insan kendi kendisini yaratmadığına göre kendi kendisini inşa edemez ki. Sen kendini kendin mi yarattın? Hayır. Yaratıcıyla olan irtibatın seni sadece yaratıcıya bağlar. Acaba ben ona bağlansam mı, bağlanmasam? Yarattın ama ya, mecbur muyuz? Abi sen niye ona bakıyorsun ki?
Sen kendi kendini yaratmadığın için, kendini bulman için ibadet lazım sana. Allah'ın namaza ihtiyacı yok. Hepimiz orucu bıraksak hiç mülkünden eksiklik yok. Zekat vermesek, haşa, Allah'ın hazinesi mi tık şey yapacak? Yani bomboş kalacak. Öyle bir şey yok. Bizi insan yapıyor. Bak, hacca gidiyorsun, yaratılış kodlarını keşfediyorsun. Hayatın ve varlığını öğreniyorsun. Namaza duruyorsun, namazdaki kıyamla kulluğunu, kendini buluyorsun. Ramazana geliyorsun, yaşadığın zamanı ve onun ortaya çıkarttığı insanı keşfediyorsun. İnsanı keşfetmek için, inşa etmek için, hayatını, o insanı ortaya koymak için Ramazan. Kendi yaratılışını ve hayatın niye verildiğini anlamak için hac. Hatta mahşer, bir de öldükten sonra dirilmeyi talim için. Bir de hac var. Umre, Mekke, Kabe. Namaz, her gün kendini kaybetmemen için, kendini bulman için 5 dakika kendi fabrika ayarlarına dönmen. Zekat, malın seni bozmaması. Kazandığın mal, ona dikkat edebilecek şekilde içinde yaşadığın şey. Yani yaratıldığın, hayata vardığın, varlık gayeni unutmayasın diye hac, umre. Her gün kendi kodlarını, haccını, umrenin zamanı fark edesin diye namaz. Zaman seni bozmasın diye geldi Ramazan. Mal seni bozmasın diye Allah beyan etti. Zekat, infak, tasadduk ve Allah'ın verdiği rızıktan infak. Bunların hepsi seni insan yapan şeyler. Hepsi seni insan yapan şeyler. Bu çok önemli değil mi kıymetli kardeşler? Ve bakın, sahur vakti. Bir şuna da bir atıfta bulunayım. Sahur vakti denildiğinde seher vaktinden geliyor. Hani seher vakti. Seher vaktinde dualar kabul oluyor. Yıkılmış kalpler imar oluyor. Yahu bazı insanlar, alimler öyle söylüyor. Ya bir insan nasıl dertli olur? Seher vaktinde kalkacak, dua edecek. Allah rızası için bana bir şey söyler misiniz? Lütfen yazın bunu ama doğru konuşun. Özür dileyerek söylüyorum çünkü çok yalan konuşan oldu artık. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Depremde bile bunu gördük. Adam birazdan çıkacak, ortaya konulacak. Yalanı bile alenen söyleyiveriyor. Hadi o yalan söyledi, o zaten dinsiz, imansız, münafığın teki. Bir de inanıyoruz. Bu daha vahim. Size bir şey söyleyeceğim. İlk defa bunu bu Ramazan söylüyorum. Ben rastlamadım, duymadım da, takdir edersiniz bayağı da bir çevrem var. Seher vaktinde kalkıp Allah'a dua eden bir insanın ben vallahi billahi mutsuz olduğunu görmedim. Şikayet ettiğini görmedim. Allah rızası için buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Benim bir tanıdığım var, seher vakti ailesinden duydum. Çünkü kalkıp ben seher vakti kalkıyorum ağlıyorum arkadaşlar diyecek hali yok. Zaten o adamdan kork. Yani o başka bir şey yapıyordur. Birkaç ay sonra da peygamberliğini ilan edecektir. Ya da kedicikleri etrafına toplayacaktır falan. Vardır bir sapıklığı yani. Şunu söylüyorum. Sen gördün mü? Seher vakti yatağından kalkmış, Allah'a boynunu bükmüş, Allah, 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 Allah diyen bir adamın şikayet ettiğini gördün mü? Birisine daldığını gördün mü? Onun hayata böyle kötü baktığını, hep böyle memnuniyetsiz olduğunu, içinizde var mı bunu gören? Ben görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Diyeceksin ki seher vaktine kalkanı göremedim diyeceksin. Kafadan rahatsın sen. Göremezsin. Sahur vakti dikkat edin, çocuklar bile, biz çocukluğumuzda bile öyle. Siz de yaşadınız. Buradaki arkadaşlara da söylüyorum. Ramazan'da abi en çok hoşuna giden, abi sana söylüyorum. Namaz diyor. Abi benden safı çıktı. Çocukluğunda diyorum ya. Çocukluğunda sahura kalkmak hoşuna gitmiyor muydu abi? Yahu hangi çocuk uykusundan kaldırıp da kalk sofraya otur denildiğinde memnun olur? Aşırı bir obez, acayip bir yemek sevdası yoksa. Yahu biz bayağı bozulurduk ya. Kalkıyorsunuz siz o sahur vaktinde beraber muhabbetle konuşuyorsunuz. Niye biz bu anı? Aslında ne biliyor musun? Onun sırrı var.
onun o kadar neşeli olmasının sebebi Allah'a hacetlerin kabul olduğu vakit olduğu için. Seher vakti ya. Şaşırıyoruz yani. Alimler şaşırıyor. Bir insan nasıl mutsuz olur elinde seher vakti varken? Elinde seher vakti gibi bir şey varken nasıl mutsuz olabilir insan? Hadi biz şimdi konuşuyoruz falan, benim anlattıklarımdan mutlu olmayabilirsin. Seher vakti uyanık olduğun halde. Onu konuşmuyorum. Bu sahur vakitleri bir şeyi idrak etmek için, Allah'a yalvarmak için çok büyük bir fırsat. Bakın Ramazan'da bu sahur vaktinde ne olur birbirimize dua edelim. Başka arkadaşlar, tüm ibadetlerin başı tövbedir. Tövbe nedir? İşleyeceğiz. Ama bir fragmanını geçsin. Tövbe nedir? Tövbe şey hocam işte günahından estağfurullah tövbe diyorsun, bir daha yapmıyorsun falan. Bak yine aynı niyet gibi. Tövbe Allah'a dönmek demektir. Günah Allah'tan dönmek demektir. Hep şöyle misali veriyorum. Şu kamera şuraya geleceğim ben. Neredeyim? Üçte miyim? Sende miyim? Üç alsın abi beni. Şimdi diyelim ki burası benim sabit yerim. Hiç oynatmayın, ben görüntüden kaçacağım. Rejide sakın şey yapmasın. Şimdi böyle gittim, görünmüyorum. Tekrar geldim, yerimde durdum. Tövbe bu. Bir nevi tövbe bu. Allah Teala'nın seni görmek istediği yerde bulunmanın adı tövbe. Ya Rabbi ben kabahat ettim, gittim. Ya Rabbi ne olur affeyle, huzuruna geldim. Tövbe bu. Tövbe, günahı attım, bıraktım falan değil. Bırakman önemli değil. Günahı bıraktın, nereye gittin? Allah'a giderken günahı bıraktığın zaman tövbe olur. Yoksa birçok insan bir şeyi bırakabilir zararından falan bakarak. Dönüş nereye gitti? Neredeydin de günaha gittin sen? Allah'ın huzurundaydın da kaçtın. Tövbe Allah'a dönüştür. Gelin bak kardeşim. Bakın şu anda biz günah çıkartan falan bir ruhbaniyet yok bizde. Hani şimdi hocanın yanında da benim yanıma gel buraya, bana günahını anlat, günah çıkar diyecek halim de yok. Şunu anlatmak istiyorum. Bak şu anda ekran karşısındasın. Sana bir müjde vereceğim şimdi ben. Gerçekten samimiyetle kalbinden. Hadis bu. Fatih Hoca'nın bol bol böyle bol keseden dağıttığı bir şey değil. Kendi muhtaç bir dede, gayrı kaldı kime himmet ede. Kendim günahkarım zaten. Ama bak bir şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا زَنْبَلَهِ. Günahından dönüp de Allah'a rücu eden, günahı bırakıp Allah'a rücu eden kişi o günahı işlememiş gibidir. Hadi canım. Bak işte şeytanlık yapıyorsun sen şimdi. Niye inanmıyorsun? Allah Teala bu yok. Şu an bak, şu an senin yanında kimse yok. Televizyonda, o yüzden çok seviyorum televizyonda. Program anlatmayı seviyorum. Camide olsan yanındakilere falan hani çaktırmamak için pek böyle şeyi, mosturayı bozmazsın. Bak şu anda evinde oturuyorsun. Şunu düşün bak. Ramazan'a girdim. Ya Rabbi nasip eyle ya. Herkes arkadaş, herkes yaptığı hatayı şöyle bir saniye içerisinde işlemini yapar, hatalıyım dediği şeyi bilir. Bak hatalıyım dediğim şeyi bilirsin. Hangi hatam var? Düşündün bitirirsin onu. Saniyeler içerisinde bütün şeyi alırsın. Eline neticeyi alırsın. Gel şu saatte. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el-azim. Bak sana müjde veriyorum. Estağfurullah el-azim. El-kerim. Yavaş söylüyorum, tekrarla. Günah çıkartmıyorsun. İstiğfarı duyuyorsun. Estağfurullah. El-Azim, El-Kerim, El-Lezi, La İlahe İlla Hu, El-Hayyel-Kayyum ve Etubu İleyh. Dediğinde ne oluyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse gerçekten nadim ve pişman olarak 3 kere Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, el-Lezi, la ilahe illahu, el-Hayyel-Kayyume ve Etubu İleyh.
Ya Rabbi ben sana istiğfar ediyorum. Sen hay ve kayyum olan Allah'sın. Sen kerimsin Mevla. Sana döndüm dese 3 kere. Bak iyi dinle. Hikaye değil bu. Denizin köpükleri kadar günahı olsa affederim diyor. Bu kadar kolay mıymış? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ramazan'da insan olmak çok kolay. Allah yağdırıyor, yağdırıyor, yağdırıyor. Hani sağanak yağmurun altında kuru kalmak gibi bir şey. Ramazan'a girip de bir şey alamamak. Sağanak yağmur var. Ama yağmur yağdığında sen yine ille dibe giriyorsan yağmurda kalkıp sana fıskiye tutacak hali yok. Oluk oluk semavattan Allah'ın rahmeti yay. Ver şu hadisi şerifi. Heysemi'den veya Beyhaki'den olacak. Ramazan-ı şerif ki o Kur'an kendisinde indirilen ay. İlk 10 günü rahmet. Ne demek? Hani biz Anadolu'da bile hala öyle söylerler değil mi? Yağmur yağdı demezler ne derler? Rahmet yağdı derler. Rahmettir çünkü. 10 günü rahmet yağıyor böyle. Rahmet. Kime? Vallahi herkese yağıyor. Herkese. Ben ateistim abi tanımıyorum diyene bile geliyor bu yağmur. Allah Teala onun kalbini Ramazan'da şu anda bizi seyreden kardeşlerimiz, kendisini deist zanneden, ateist zanneden, zerre kadar bilgisi olmayan, sadece moda için bu sözleri söyleyen arkadaşlar da şu anda bizi dinliyorlardır. Bak bir değişiklik olmuştur onlarda Ramazan'da. Yok abi beni bozmasın sakın falan. Korkma korkma merak etme Allah'tan bir şey olmaz. Ne gelirse başına Allahsızlıktan gelir. Allah'tan bir şey olmaz merak etme. Allah'tan bir şey olmaz. Ama Allah böyle yapıyor. Sen bilmiyorsun, eksik biliyorsun işte. Yani herhangi bir iş yerinde bile adam doğru dürüst çalışmadan o işin müdürü, patronu ona o işin inceliğini göstermez. Sen şimdi kameramanlık yapıyorsun. Adam böyle havalara bakıyor sen iş yaptığında. Sen kalkıp ona tekniğini öğretir misin o işi? Cevap versene abi sana soruyorum. Öğretmem diyor bak. Niye öğretsin ki? Allah'a kulluk etme, Allah'ı öğrenme, Kur'an'ı öğrenme. Sonra sırları çözecek misin? Ha tabii bekliyorlardı onlar da. Bu işin ehli olan insana Allah arka tarafını, arka planını, güzelliğini, esas görmen gerekeni gösterir. Fakat bak gel şu anda bir istiğfar et. Rahmet yağıyor ya, rahmet yağıyor. Hepimiz de hissederiz bunu ya. Rahmet yağıyor şu anda. Gel bir istiğfar et. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ben bu kelimeyi tanıyorum ya, duymuştum daha evvel. Deme. Bak gel bunu Ramazan'da her gün 300-400 adet çek. Şimdi bakıyorum o astrologlara, bilinmelere falan. Sen boğa burcusun. Boğalar size söylüyorum. Aşkına dikkat et. İşine acayip dikkat et. Bugünler işin olabilir de olmayabilir de. Bu arada hiçbir şey anlamadık. Arkasından bombaya bak şimdi. Sen ya Habir, ya Alim, ya Kadim çek. Allah Allah. Fe subhanallah. Ya bu durumlara mı düştü bu? Çekemezsin demedim mi? İlahi var ya. Arkadaş, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Mizandan ağır. La ilahe illallah derken bir de şöyle yap. La ilahe illallah. Kendini sil, Allah de. Benliğim yok, Allah var de. Bir parlat bakalım o. O sevdayı bir uyandır o aşkı. Necla seni seviyorum. Ben de seni Erol diyorsun. Bak bunları filmlerinde, dizilerinde işliyorsun. Bir parlat bakalım şunu bir Allah. Bir Allah ismi parlasın. Rahmet yağıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çorak araziye inmesin yağmur. La ilahe illallah de hazır rahmet inerken tohumlarını ek. Kadir gecesinde de topla. Bayramda hasadını yap. Veli tükebbirullah'a buyuruyor ya ayet-i kerimede. Gel şu tevhidi de işleyiver. Dedim ya şöyle girdim konuya. Birazdan sorulara geçeceğim. Stüdyo şefim de ayağa kalktı. Abi soru moru var falan dedi. Tamam da Allah da soracak. Bunu söylemeden sorulara girilir mi? Hocam cennetin kapıları açılırken ses çıkıyor mu gibi bir soru gelecek. Herhalde bu daha önemli şu anda. Tamam sorularınız baş tacı değil aslında. Yani mevzunun ilacı diyeyim. Baş tacı değil de ilacı anlatmaya vesile.
Çünkü daha yani bugüne kadar şu meslek hayatımda böyle zaten söylüyorum. Ah çok güzel soru diye. Allah razı olsun. Ama ne olursa olsun sorun. Çünkü sorun soruda değil. Yani öğrenmekle alakalı mesele de ona vesile oluyor. Şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar gelin Ramazan'da bir arkadaşlık kuralım. La ilahe illallah'la arkadaş olun. Bunu çok çekin. La ilahe illallah. Şimdi kalkıp da sabahtan akşama 10 bin, 15 bin, 20 bin çekme. Ondan sonra böyle dolaşırsın, uçuyorum zannedersin, o değil. Ama bak şöyle bir la ilahe illallah. La 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 değil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bak göreceksin içinde Allah Teala'nın muhabbeti. Hatta şu anda ateist takılan, deist bilmem ne pis pis giden kardeşlerime de söylüyorum. Bak kimse duymuyor, aranızda kalsın. La ilahe illallah de. Göreceksin o itiraz ettiğin, o anlayamadığın mevzuları Allah senin kalbine indirecek. Sen de benim kardeşimsin. Farkında değilsin. Aynı anneden, aynı babadan geldik. Ramazan'da bu Hazreti insan ortaya çıkmalı. La ilahe illallah. Kur'ansız Ramazan olmaz, ona da temas edeceğiz. Ama bak, gel bu Ramazan la ilahe illallah'la arkadaş ol. İstiğfar et ya. Hocam benim hiç günahım yok ki. Al, dakika bir, gol bir. Şu an günah işledin zaten. Ne demek günahım yok? Ne demek günahım yok? Sonra Ramazan ayrı bir temizlik ister kardeşim. Elin temizdir. Bak bu el temiz. Ameliyata giremezsin bu elle ama. Böyle yıkatıyorlar, bir de böyle hemşireleri, asistanlar oluyor. Bir daha şurayı kurula yavrum. Tamam aslanım falan diyor. Cerrah böyle geliyor ameliyata. Diyor ki ameliyata girerken ekstra temizlik lazım. Ramazan ekstra temizlik ister. Bırak kaba temizliği, bir de incesi var. Hani böyle detaylı temizlik için ekstra para veriyorsun ya. Bak Allah yolunun ucuzluğu bu. Allah Teala minnet, külfet, teşekkür hiçbir şey beklemez. Allah demek bedava. Başka bir siteye girip abuk sabuk şeyler dinlemek parayla. Ramazan. İnsan. Kıymetli kardeşlerim, birazdan soruları alacağız. Mecburen vaat ettik. Zaman ayarlamasını bendeniz pek yapamadım. İlk programın belki heyecanıdır, Ramazan'ın şeyidir. Ama inşallah şu anda şu konuştuğumuz şeylerle, ama zannetmeyin ki yani böyle bir hareketli konuşuyoruz falan. Ya hepinize dua ediyoruz. Şu anda hepinize dua ediyoruz. Allah Teala şu anda bizi seyreden kardeşlerimiz iki cihanda aziz eylesin. Bakın sonunda dua edeceğiz. Ama haklı değil miyim arkadaşlar ya? Şu saatte bir şey öğrenmeden, anlamadan geçilirse doğru mudur sizce? Değildir ya. Gelin bu farkındalığı, bu arkadaşlığı beraberce alalım. Bak orada, burada hep farklı insanlarla görüşüyorum. Hani millet beni gaza getirmiyor. Ama samimiyetini görüyorum. Mekke'de bile gördüm ya. Mekke'de yanıma geldi, benim babam dedi, ordulu, bilmem neli şudur. Seni dinledi dedi, şöyle oldu. Allah Allah dedim ya. Allah bize de ihsan etsin. Bazen duyuyorum, hicap ediyorum. Ya bizim insanımız güzeldir, güzel. Bak o kadar ülke gezdim. Buradan konuştuğunda ne olur kardeşim haddini bil. Bak bu Kur'an'da yazıyor, yapma. Dediğimizde bizim mahallenin serserisi bile iyidir. Geçen programda söyledim. Bak deprem oldu. Bizim o Kuleli Çengelköy arasında sesi sonuna kadar açmış azgın kuduruk. Egzozu patlak, kafası çatlak. Bir sürü arkadaş vardı. Hiçbirisinin sesi yok. Bak yine bir edep var. Eminim ki Ramazan'da da kendilerini tutacaklar. Allah Ramazan'dan sonra hepimize inşallah sabır ihsan eylesin. Onlara da akıl. Fakat bizim insanımız güzeldir. İnanın ki bizim insanımız güzeldir. Dine laf söyletmez. Kitaba laf söyletmez. Alçaklara prim vermez. Hep hakkın yanında olmaya gayret eder. Ama gelin bunu biraz daha bilerek, isteyerek ve öğrenerek yapalım ki şu Ramazan'da inşallah tüm ülkemiz için. Yani şu anda inanın ki bak kardeşlerim, daha yakında yine yurt dışına gittim, geldim. Dünyanın gözü ülkemizde. Sadece bu senenin değil. Allah inşallah şu yüzyılın ya, şu asrın
en güzel ülkesi olarak Rabbim bize ihsan eylesin. Ramazan bunun miladı olsun. Hadi. Hadi. Bismillah diyelim. İnanalım. Ben demiyorum ki oturalım yatalım sabaha kadar dua edelim, akşama kadar namaz kılalım. Öyle demiyorum. Hadi bu dualarla çalışmamızı, kardeşliğimizi pekiştirelim inşallah. Buna samimiyetle inanıyorum. O yüzden buradayım. Rabbimin ihsanıyla sizlerle duada sahur vaktinde buluşuyorum. Artık bıkmışsınızdır. Birazcık da bir sorular gelsin. Kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Evet, o vakit daralmış. Buyursunlar. Sultanlar Şehri Edirne'den selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Size bir sorum olacak. Bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Fakat orucu bir ay değil de 15 gün tutsak. Farz edin ki dayanamadık. 15 gün tutabildik. Orucumuz kabul olur mu? Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Bak gördün mü? Bizimkisi koruyucu hekimlik. Ne dedik demin ayeti kerimede? Kim o aya şahit olursa felyasum, onda oruç tutsun. Ama bak ben bu kardeşime şöyle teşekkür ediyorum. Güldük tabii ki. Yani şimdi gayri tabii de davranacak halimiz yok. Komik de gerçekte. Komik değil miydi? Ama şu var. 15 gün oruç tutup kabul olur mu diyor. 15 gün oruç kabul olur. Ya 15 gün tuttuğun oruç kabul olur. Tüm Ramazan'ı tutmuş gibi olur muyuz? Olur mu? Ödeyemediğin primi bile ödettiriyor adama. Yani oluyor mu? Olmuyor. Ben taksidin şu kadarını ödedim, hepsini ödemiş oluyor muyum? Böyle bir mantık yok. Şu var. Belki söyleyemediği bir başka durum olabilir. Mesela hanım kardeşlerimizin muayyen günleri oluyor. 20 gün oruç tutuyor, 10 gün tutamıyor falan. Öyle bir şey olursa o Ramazan'ın tamamı tam başladı. 21. gün oldu bayrama. O özel durumuyla alakalı girdi. O Ramazan'ı tutmuş sayılıyor. Çünkü elinde olan bir şey değil. Allah onu azlediyor o şeyden. Tamam sen bundan önce tutuyordun. Bu bendendir buyuruyor Allah Teala. Ramazan'ın sonuna kadar o tam ama benim bildiğim erkeklerde bu durum olmuyor diye biliyorum. Yani hala çünkü bozuldu ya artık genetik. Normal şartlar altında bir insan ağır hastalandı. Son 15 günü hasta geçirdi. Ya Rabbi ben sıhhatli olsaydım tutacaktım. Hadis var bu hususta. Kim? Dinleyin. Kim? İbadet taat ederken, affedersiniz. İbadet taat ederken hastalıktan dolayı o ibadete ara verir. Yapamazsa Allah Teala o hasta olduğu müddetçe o ibadeti yapmış gibi kabul eder. Tamam. Ama normal şartlar altında ya Rabbi 15 gün tuttum ama sen de artık gerisini tamamla kanaat notunu. Yok öyle olmuyor. Ciddiyetle yapmak lazım. O günleri tutacak. Çünkü Allah Teala tutamadığın günleri de üzerine ikmal et diyor. Sonra bu Ramazan orucunun hikmetlerini konuşacağız. Diğer soruyu alalım. Buyursunlar diğer soruya. Selamünaleyküm. Hocam benim de eşimin de ikimizin adına, geçmişlerimizin adına bir mevlüt vermeyi düşünüyoruz. Acaba olur mu? Mevlüt vermeyi mi? Mevlüt mi dediler? Şimdi mevlüt derken bir mevlüt hususi bir ibadet, Allah'ın emrettiği bir ibadet değildir. Ama şunu anlıyorum. Yani biz böyle göçmüşlerimizin ruhu için toplansak, bir dua yapsak, eşe dosta da yemek dağıtsak, bunun hayır hasenatı bizim göçmüşlerimize gider mi? Gider. Ama bak Ramazan'dasın, bol bol dua et, Kur'an-ı Kerim oku. Hatta sana bir müjde ilk defa duyuyorsan. Birisi Kur'an-ı Kerim okusa. Diyelim ki bir insan okudu, okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Fakat adamın bir huyu var. Diyor ki kendi kendisine ben akrabamı göçmüşlerim hiçbirisini sevmiyorum. Allah hepsinin cezasını versin. Hiçbirine dua etmeyeceğim diyor. Okuyor göçmüşlerine göndermiyor. İsterse o göndermesin. Allah o Kur'an okuduğu müddetçe o insanın göçmüşlerine Kur'an'dan gönderiyor. Peki ben dua ettim ekstra gidiyor. Sen insanlığını gösteriyorsun. Allah Allah'lığını gösteriyor. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Bir hayır yaptın, Allah senin göçmüşlerine o hayrı gönderiyor. Sen gönder dedin,
senin insanlığını da görüyor, onu da gönderiyor. Ahirette karşına çıkmak üzere. Efendim bugün Rabbim inşallah oruçlarımızı kabul eylesin. Oruç tutamayan kardeşlerimiz varsa hastalığından dolayı Allah Teala onlara da inşallah kuvvet ihsan eylesin. Üzülmesinler. Ramazan orucu geldi, Ramazan geldi. Oruç tutmayı düşünmeyen kardeşlerimiz varsa Rabbim onları da rahmetiyle kuşatsın. Namazsız, ibadetsiz onları da bırakmasın. Samimiyetle söylüyorum. Derdim laf çakmak falan değil. Zaten lafı çaktığımızı görüyorsunuz. O herkesçe belli. Gerçekten söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Oruç tutmak da Allah'ın inayetiyle oluyor. Allah Teala'ya isyan etmek de yine onun mülkünde, onun müsaadesiyle oluyor. Allah ikisine de müsaade ediyor. Allah bizi bu rahmaniyetinde, bu müsaadeyi aldığında, bu müsaadeyi azmak için değil, tembellik için değil, başka türlü yerlere kaçmak için değil, Allah'ın rızasını güzel güzel yapabilmek için nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ne olur ya Rabbi şu anda. Bizi uzaktan yakından kimler dinliyorsa, ki ülkemizin doğusunda şu an oruca da dahil oldular. Namazlarını kılıp belki işlerine gittiler. Oruçlu olarak saatlerine başladılar. Ya Rabbi şu oruç, Ramazan, şu mağfiret, rahmet ayını bizler hakkında mübarek eyle. Göçmüşlerimize rahmet eyle. Şu anda deprem hadisesiyle kalpleri mahzun olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi şu aminlerimizi onların kalplerine bir teselli rüzgarı eyle. Ya Rabbi onları sen teselli eyle. Her türlü afat-ı semaviye, aradiye, yerden gökten gelebilecek musibetlerden, bölük pörçük olmaktan, fitnelere düşmekten, başka başka tezgahlara düşmekten sen bu milleti ve Müslümanları muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda nasip eyle. Ya Rabbi bizi korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi bizi umduklarımıza nail eyle. Amin desene. Amin de, amin duanın mührüdür. Söyleyen az dua etmeye layık olmasa da sen amin dediğin için dualar kabuldür. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bu Ramazan'ı hepimiz hakkında mahza hayır eyle. Senin rahmetini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini ve şefaatini kazanmaya vesile eyle. Ve salli ala eşrefi ve esadi nuri cemil enbiyayı vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح Salatu hayrun minen nevm. Allahu Ekber.